Kültür TV ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Küresel Diplomasi programıyla karşınızdayız. Bugün yine dopdolu bir gündemimiz var ve tabii ki çok kıymetli bir konuğumuz var. İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Sayın Hasret Çomak hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Aynı zamanda hocamız tabii Türkiye çapında tanınmış birçok yayını bulunmakta, birçok kitabı bulunmakta. Hasret Çomak hocamızın kitaplarını okumayı şiddetle tavsiye ediyorum hocam. Bunu da söylemek istiyorum yayının başında. Evet sevgili izleyenler, bugün dediğim üzere dolu bir gündemimiz var. Bildiğiniz üzere uluslararası ilişkiler akşamdan sabaha çok çabuk değişebilen dopdolu bir gündem. Arap NATO'su ihtimali var biliyorsunuz. Artık gündemde, uluslararası medyada da bunun üzerine çok tartışılma yapılabiliyor. Bunu değerlendireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO ile ilgili sözlerini ve NATO'ya olan yaklaşımını değerlendirmeye çalışacağız. Ayrıca yeni dönemde Türkiye-Amerikan ilişkilerine ne gibi bir gelecek bekliyor? Avrupa Birliği'ndeki durum ne olacak? Bunların hepsini kapsamlı bir şekilde ele almaya çalışacağız Sayın Profesör hocamızla. Hocam tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet hocam, dediğim üzere gündem çok yoğun. Evet. Sıcak gündemle başlayalım isterseniz. Hocam dilerseniz NATO gündemiyle başlayalım. NATO zirvesi Brüksel'de gerçekleşti. Donald Trump'ın NATO'ya olan yaklaşımını artık biliyoruz. Artık Amerika'nın sırtındaki bu yük azalmalı. NATO üyesi diğer üyeler de artık elini cebine sokmalı. En az gayri safi milli hasılaların %2'sine ayırmalı gibi sözler ifade etti. Bu tabii Avrupa Birliği ve NATO üyelerinde biraz tedirginliğe sebep oldu. Hocam bunu isterseniz görüşlerinize başlayalım. Sonra devam edelim. Efendim bir kere Trump biliyorsunuz seçim çalışmalarında da NATO ittifakının çok hantal bir kuruluş olduğunu, etkin olmadığını, fonksiyonel olmadığını özellikle vurgulamıştı. Şimdi yani NATO'ya yönelik bir ön yargısı vardı. Tabii ilk NATO zirvesine katıldı. Bu NATO zirvesinin özellikle terörle mücadele açısından bir önemi var. Biliyorsunuz NATO üyesi ülkeler koalisyon yani şeyde IŞİD'le yani DAEŞ'le mücadelede koalisyon ortağı ülkeler olarak katılırken ilk defa bu zirvede NATO ittifak olarak yani bizzat NATO tüzel kişi olarak terörle mücadeleye katılacak. Peki NATO tamamen muharip unsurlarla mı katılacak? Hayır. NATO burada muharip unsurlarla katılmayacak. Sadece AWACS dediğimiz erken uyarı sistemleri, komuta kontrol sistemleri, bir de havadan lojistik sağlayan nakliye uçaklarıyla bu operasyonel faaliyeti destek verecek. Dolayısıyla şimdi tabii bu bence çok geç kalmış bir karar. Yani bu NATO'nun bizzat uluslararası örgüt olarak daha önceden bu mücadeleye katılmış olması mücadelenin çok daha disiplinli, çok daha uyumlu, çok daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlardı. Evet. Yani aradan 4-5 yıllık bir kayıp var benim şahsi değerlendirmeme göre. Yani burada aynı zamanda ittifakın da bir hatası var. Yani bir eksik politikası var. Dolayısıyla bu politikadan şimdi dönülmüş oldu. Dolayısıyla bundan sonra DAEŞ'le mücadelede daha verimli ve etkin bir politika izlenecek. Bir de 2014 Londra zirvesinde alınan bir karar gelince NATO'nun savunma yeteneklerinin daha geliştirilmesi için üye ülkeler en az gayri safi yurt içi hasılanın %2'si ve daha fazlasını savunma harcamaları için ayırmak zorunda kalacaklardı. Evet. Ancak bugün NATO üyesi 28 ülkeden sadece 22'si bu şeyin şartları taşımıyor. Yani %2'nin altında bir harcama şey var. Hatta Almanya'nın %1.2. Dolayısıyla tabii Trump'ın haklı olarak sistemi bundan dolayı NATO'nun savunma harcamaları savunma yeteneklerinin çok daha geliştirilmesi, çok daha caydırıcı bir uluslararası örgüt olması için bu konuda mücadele taşıması yönünde bir şey ağırlığı var. Tabii 21. yüzyılda en önemli tehdit siber savaş tehdidi. Bu siber savaşa karşı ittifakın da çok iyi hazırlanması gerekir. Eğer ittifak bu konuda hazırlıklı ve başarılı olamazsa ittifakın konumu tartışma götürür. Kendini yenilemesi lazım hocam değil mi? Kendini yenilemesi lazım. Yani şu var, özellikle şunu söyleyeyim. Esasında Trump'ın haklı olduğu konu var. Hem Türkiye açısından da bizim açımızdan da bizim NATO'nun bölgede çok daha aktif bir görev alması düşüncesindeyim ben. NATO bu konuda pasif kaldı. Yani NATO çünkü uluslararası sistemde en güçlü örgütlerden birisi. Ama
Bu örgütü potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye dönüştüremediğiniz sürece örgütten beklenen şeyi alamadınız. Bir hantallaştı hocam. Hantallaştı evet. Dolayısıyla şimdi mesela Haziran ayında Karadağ'da biliyorsunuz resmen üyesi olacak. Evet. 29 üyeli bir örgüt olacak. Esasında bana kalırsa bugün diğer 5 ayrı çeşit ortaklarıyla beraber 69 üyesi var. Yani bir küresel örgüt. Bugün NATO bile Avustralya ve Japonya bile NATO'nun partner ülkesi. Küresel bir savunma örgütü diyebiliriz. Ortak ülkesi. Dolayısıyla bu örgütten çok çok daha baskın, daha çok etkili, daha çok verimli bir çalışma beklenirdi. Hele hele bu Orta Doğu'daki istikrarsızlıkta ittifakın çok daha önemli rol alması gerekirdi. Artık bugün NATO sadece Varşova Paktı düzeltiyorum. Washington Antlaşması ile kendi görev alanında, sorumluluk alanında görev yapan bir örgüt değil. Yani sadece kolektif savunma örgütü değil. Aynı zamanda kolektif güvenlik örgütü. Dolayısıyla bu açıdan baktığın zaman sadece üye ülkelerin toprak bütünlüğünün olduğu alan değil, onun dışında etki ve ilgi alanı içerisinde de sorumluluğu var NATO'nun. Bu açıdan NATO'nun çok çok daha dinamik bir yapıya kavuşturması gerektiği düşüncesindeyim. Ve hocam şu var aslında, Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz genel bir ulusal politik olarak değerlendirdiğimiz zaman sorunları hep okyanus ötesinde, yani Atlantik ve Pasifik ötesinde mahkum edebilme gibi bir amacı var. Bunun içinde ne yapacak? Tabii ki askeri harcamalarını buna göre harcayacak. Ona göre savunma örgütlerini kuracak. O zaman hocam şimdi bu bağlamda Trump döneminde, ilerleyen günler, şimdi Trump ilk 100 gününde pek söylediklerini yapamadı seçim döneminde. Peki bundan sonraki dönemde hocam NATO gibi veya Birleşmiş Milletler gibi soğuk savaş kurumlarında bir yenilenme, bir reform hareketine başlatabilir mi hocam bu bağlamda? Yani bu hem finansal açıdan hem yapısal açıdan böyle bir öngörünüz var mı? Özellikle şu var, bence küresel örgüt Birleşmiş Milletler'in ilk önce kendisini yeniden yapılandırması lazım. Bu kesin bugün, diyorsunuz tabii, hocam. Bu Birleşmiş Milletler bugün soğuk savaş döneminin 1945 San Francisco Antlaşması gereğince bugün Birleşmiş Milletler'ini götüremeyiz. Birleşmiş Milletler biliyorsunuz özellikle Kofi Annan'ın genel sekreterliği döneminde yeniden yapılanma için plan hazırladı. Evet. Ancak bu plan hayata geçirilemedi. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in özellikle soğuk savaş sonrası, yani 1990 sonrası dünyadaki özellikle Balkanlardaki akan kanı durduramaması ve başarılı olmaması ve çok önemli şekilde prestij kaybetmesi Birleşmiş Milletleri ciddi anlamda ondan sonra sorgulanır hale getirdi. Prestijini sarsmıştı. Tabii. Hocam, evet. Dolayısıyla zaten biliyorsunuz Balkanlarda akan kanı Birleşmiş Milletler barış güçleri değil, Dayton Barış Anlaşması ile NATO'nun üstlendiği misyon sonuçlandırdı. Bu açıdan baktığımızda Birleşmiş Milletler'in gerçekten yeniden yapılandırılması çok önemli, önem arz ediyor. Fakat tabii büyük bir örgüt olduğu için, bugün 193 üyesi olduğu için ondan sonra henüz daha Birleşmiş Milletler'den bu yönde bir gelişme göremiyoruz. Evet. Göremiyoruz. Tabii buna bakarsa NATO'nun durumu Birleşmiş Milletler'e göre çok daha iyi ama çok daha ileri düzeyde olabilirdi ve gelişebilirdi. Çünkü NATO'nun en azından Birleşmiş Milletler'de olduğu gibi kaynaklarında bir sıkıntı yok. Bütün üye ülkeler sorumluluklarını yerine getiriyorlar. Ondan sonra bütün askeri kuruluşlar yerine getiriyorlar. Daha organize olmuş bir kuruluş. Hem siyasi hem askeri bir kuruluş. Bu açıdan NATO'dan beklentilerimiz çok çok daha fazla. Yani NATO'nun gerçekten sadece Kuzey Atlantik bölgesinde değil, dünya barışına ve istikrarına çok çok daha katkı sağlayacak bir yapıda yeniden bir dönüşüm halinde olması gerekir düşüncesindeyim. Evet hocam, zaten şunu da söyleyebiliriz hocam, artık eskisi gibi büyük emperyal güçlerin dünya hükmetmesi gibi bir şey söz konusu değil. Evet. Yani imparatorluklar çağı artık sona erdi ve hiç kimse de hiçbir ülkede efendi olacak kadar güçlü bir durumda değil şu anda. Değiller. Peki hocam, NATO bağlamından devam edersek tekrar dönebiliriz tabii arzu ederseniz de. Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti çok ses getirdi. Evet. Tabii kralla görüşmesi, Kral Salman'la görüşmesi ve orada işte o kılıç danslarının yapılması, büyük milyar dolarlık, yüz milyarca dolarlık silah anlaşmasının yaklaşık yapılması. Yaklaşık 130 milyar doların 130, üzerinde. Evet, 130 milyar doların üzerinde hocam. Bu hocam farklı yorumlara sebep oldu. İlk yorumlardan biri, tabii en kuvvetli yorumlardan biri Arap NATO'sunun kurulma şekli. Evet. Hocam bu konudaki düşüncenizi merak ediyorum. Arap NATO'su özellikle Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki barışa hizmet eder mi? Veya küresel barışa bir katkısı olabilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi efendim bir kere şunu özellikle söyleyeyim. Bugün dünyada yaygın olan bir kanı var. Ve özellikle bu strateji uzmanları da, jeopolitik uzmanları da bunu
belirtiyor. Trump'ın Amerikan dış politikasına ilişkin görüşleri net değil. Yani ciddi bir Amerikan dış politikasında bir belirsizlik var. Kendi de bu belirsizliği çözemiyor. Evet, evet. Yani bunu özellikle tespit etmemiz lazım. Demek ki Trump'ın dış politikasında ciddi belirsizlik var ve dolayısıyla uluslararası sistemde, uluslararası toplumda bundan dolayı da bir kaygı var. Evet. Şimdi sadece belirgin olan şu, özellikle biliyorsunuz Pasifik bölgesinde Kuzey Kore'nin özellikle deneme yapması ve buna karşı bir takım deniz unsurlarını o bölgeye sevk etmesi, ayrıca Çin'le ilgili bir takım söylemleri, acaba Tayvan Çin'e mi bağlı şeklinde bir takım, evet, o da çok bir tedirginlik yarattı bölgede biliyorsunuz. Ondan sonra Çin'le ilgili ilişkilerin gittikçe bir tırmanma göstermesi konusunda bazı netleşen konular var ama fakat genel olarak uluslararası sisteme ilişkin netleşmiş bir dış politikası yok. Bunu tespit edelim. Şimdi ikinci konuya gelince ben özellikle uluslararası örgütün uluslararası sistemde başarılı olabilmesi için mutlaka ortak paydada birleşmek gerekir. Bu ortak payda efendim hukuk devlet olur, insan hakları olur, serbest piyasa ekonomisi olur. Ondan sonra hukuka saygılı devlet olur, demokrasi olur. Ancak bugün bu bölgede böyle bir ortak payda da efendim birleşme ve bütünleşmenin sağlanacağı düşüncesinde değilim. Dolayısıyla böyle bir girişimde ondan sonra başarısızlıkla sonuçlanacağı düşüncesindeyim. Ulusal çıkarlar bir arada olmaz hocam. Mesela şu var, biz 57 ülkeden oluşan İslam İşbirliği Teşkilatı ki biz onu İSEDAK'ın başkanlığını da yürütüyoruz. Bugün 57 ülkenin ortak olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın çok verimli bir örgüt olamadığını görüyoruz. Keza Arap Birliği'nin merkezi Kahire'de biliyorsunuz, Kuzey Afrika'da etkili olamadığını görüyoruz. Keza Afrika Birliği'nin bölgede ciddi anlamda varlık gösteremediğini görüyoruz. Çünkü bunların hepsi biraz önce belirttiğim gibi bir ortak paydada, ortak değerlerde birleşme istek ve arzusuna dayanır. Bunlar sağlanamadığı sürece uluslararası sistemde bu örgütler evet hukuken kurulur. Efendim Birleşmiş Milletler'e uluslararası örgüt olarak tescil edilir. Ancak bir varlığını göremezsiniz, hissedemezsiniz ondan sonra. Mesela ben kendi ülkem içinde aynı şeyi Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı için de söyleyebilirim. Biliyorsunuz Haziran ayında 25. kuruluş yıldönümünü kutlayacağız. Evet, evet. Merkezi İstanbul'da olan bir örgüt. Uluslararası bir örgüt. Hatta bu örgütün proje sahibi Türkiye. Çok önemli bir örgüt. Ancak özellikle Karadeniz'de ve Karadeniz bölgesinde dayanışma ve işbirliğinin daha çok geliştirilmesi, yaygınlaştırılması. Kesinlikle. Ve Karadeniz'in bütün değerlerinin uluslararası toplumla paylaşılması konusunda etkin bir varlık gösteremedi. Bunu gerçekleştiremedi. Bu açıdan mesela sahip olduğumuz örgütler, kaldı ki Türkiye'de uluslararası örgütün merkezi, Birleşmiş Milletler'e tescil edilmiş bir örgüt. Ama ona rağmen bunda bile bir henüz arzu ettiğimiz bir başarı sağlayamadık. O açıdan ben özellikle Arap NATO'su olarak adlandırılacak bir yapının bölgede başarılı olamayacağını ve barış ve istikrara katkı sağlamayacağını düşünmek isterim. Esas olan şu ki ben bu tür girişimlerden daha çok bölgede şu girişimin yapılmasını daha çok mantıklı ve ondan sonra daha makul bir yol makul görebilirim. Bu şey olabilir. Mesela bölge ülkelerindeki barış ve istikrar nasıl geliştirilebilir? Efendim demokrasinin temelleri nasıl yaygınlaştırılabilir? İnsan hakları konusunda nasıl bir gelişim sağlanabilir? Ve dolayısıyla çünkü eğer uluslararası sistemde bu yönde bir gelişme sağlayamazsak ondan sonra bu konuda başarılı edilmesi çok çok zor bir durum olacaktır. İç istikrarı sağlamadın hocam. Dolayısıyla bu çok çok önemli. Evet. Bu çok çok önemli bir durum. Bu açıdan da baktığımızda henüz daha bölge ülkelerinde böyle bir iradenin olmadığı düşüncesindeyim. Bu iradenin sağlanmadığı sürece
oluşturulacak her türlü ittifak, ister askeri, ister siyasi, ister ekonomik, ondan sonra arzulenen bir başarıyı sağlayamaz. Zaten hocam şimdi Türkiye'yi merkeze koyduğumuz zaman, Türkiye'nin hep jeopolitik konumunu konuşuyoruz tabii. İşte evet. Bir Kafkas ülkesi, bir Orta Asya ülkesi, bir Orta Doğu, bir Avrupa ülkesi. Şimdi Türkiye'nin etrafındaki coğrafyaya baktığımız zaman bütün bu coğrafyaların güvenliği birbiriyle ilintili. Evet. Şimdi siz çok güzel arz ettiniz hocam. Burada o işte Orta Doğu'daki ve Arap NATO'su dediğimizdeki Arap ülkelerinin ortak bir çıkar, ortak bir paydada buluşmak son derece güç. Evet. Hani şöyle diyebiliriz. Hep diyoruz ya Orta Doğu'daki savaşlar neden çıktı? Petrolden çıktı. Evet. Sorsanız hangi Arap ülkesi petrol satmaz büyük ülkelere? Evet. Hepsi satar. Evet. O zaman petrol burada sadece bir obje evet. bu meselede. O zaman buradaki samimiyeti bir kere büyük devletlerin sorgulamamız gerekiyor tabii, birincisi. Tabii. Peki hocam... NATO'dan bağlantılı dedik ya, NATO ve Birleşmiş Milletler örgütleri artık soğuk savaş kurumları olarak hantallaşmış evet. ve reformasyona ihtiyaçları evet. var. Peki hocam, Rusya'nın artık hepimiz biliyoruz Avrasyacılık düşüncesinde Büyük Avrasya Birliği ve Şangay İşbirliği Örgütü'nün son dönemlerde başlatmış olduğu yapılanması ve ilerleme süreci. Hocam bu örgütlerin yani bu Avrasya Birliği ve Şangay İşbirliği Örgütleri'nin Birleşmiş Milletler ve NATO'ya tamamlayıcı bir rol olabilir mi? Hani alternatif demek istemiyorum ama... küresel barışa daha katkı sağlayabilir mi? Bu konudaki düşünceniz nedir? Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü özellikle biliyorsunuz Rusya, Çin merkezli. Bugün 6 daimi, 4 hatta 5'e çıktı şimdi gözlemci. 3 tane de partner ortak. Yani diyalog ortaklığı ülkesi. Türkiye de buna dahil. Evet. Şu anda yaklaşık olarak 6, 5, 11, 14 ülkeden oluşan bir örgüt. Şangay İşbirliği Örgütü. Evet. Tabii Şangay İşbirliği Örgütü başlangıçta güvenlik amacıyla kurulan bir örgüt. Güvenlik, özellikle sınır güvenliği amacını taşıyan bir örgüt. Ancak örgütün bugün bölgedeki faaliyeti güvenliğin dışında ekonomik ve diğer işbirliğini sağlayan bir örgüt konumuna gelmiş. Özellikle enerji konusunda çok çok yoğunlaşmış. Ve enerjinin enerji politikaları konusunda çok çok yoğunlaşmış bir örgüt. Tabii Pekin ve Moskova eksenli bir şey karar alma süreci daha yaygın olan bir örgüt. Ama ileride bu örgüt bugün kolektif güvenlik niteliğinde bir örgüt ama örgütün özellikle ekonomik ve kültürel ayağında gittikçe güçlenmesi bekleniyor. Şimdi tabii Şangay'da 1996'da başlayan süreç, yani yaklaşık olarak 21 yıllık bir süreç var. Bu süreç içerisinde önemli bir gelişim gösterdi. Ve hatta biliyorsunuz biraz önce bunların da bir Avrasya'da bir ekonomik işbirliği kurma çalışmaları var. Ve ondan sonra bu konuda gelişmeler var. Ben Şangay'ın hiçbir zaman NATO'ya alternatif bir ittifak olarak değil de bölgesinde sadece kolektif güvenlik görevi yapabilecek bir misyon katkı üstlenecek. Sağlayabilecek. Evet. Evet. Bakın bugün Avrupa Birliği bile 1993 Maastricht Antlaşması'ndan sonra sadece o zamana kadar bir ekonomik örgütken 3 sütunlu bir yapıya geçti. Ve bugün Avrupa Birliği de aynı zamanda kolektif güvenlik örgütüdür. Yani dolayısıyla neden bu örgütler daha çok kolektif güvenlik ve kolektif savunma düzeni yapılandırılıyor? Çünkü Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemde küresel terörizm yaygınlaşması ve bölgesel terörizm yaygınlaşması ister istemez örgütlerin bu tür güvenlik yapılarına yönelik olarak bir takım çalışma yapmalarına neden oluyor. Ve dolayısıyla yapılanırken de mutlaka güvenlik boyutunu, uluslararası güvenlik ayağını daima dikkatli ve özenli tutmaya gösteriyorlar. Sadece olay demek ki ekonomik olarak değil, özellikle son 25 yılda, çeyrek yüzyılda uluslararası sistemde güvenlik konuları ön plana geçmiş durumda. Çünkü bu güvenlik ve istikrarı temin edemediğiniz sürece siz ekonomik, siyasi istikrarı beklemek ve bunu yürütmek kolay değil. O açıdan ben Şangay'ın daha çok ileri düzeyde bir çalışma yapacağını gelecek dönemde bekliyorum. Çünkü tabii bu konuda Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığım zaman Amerika Birleşik Devletleri Şangay'ın gelişmesinden pek memnun değil. Evet. Memnun değil. Hatta biliyorsunuz 2005 Astana zirvesinde ilk defa örgüt Amerika Birleşik Devletleri'nin Şangay topraklarından çekilmesi kararı aldı.
şu anda Manas, Kırgızistan'ın Manas kentinde bir takım üsleri falan var ama evet, resmen mesela şey Kırgızistan, ondan sonra Özbekistan ve Tacikistan gibi ülkelerin teşkilatın ülkesi olduğunu, Şangay toprakları olduğunu ve dolayısıyla burada Birleşik Devletler askeri unsurunun çekilmesi kararını verdi. Çünkü burada bu önemli bir karardı. Çünkü 2001 terörist eyleminden sonra 2005'e kadar bölgede terörle mücadele amacıyla bu bölgede 3 ülkede üst kurdu. Bundan sonra Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan'da. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri daha sonra Şangay İşbirliği'nin bu kararından sonra hemen 2005'te ki o zaman Bulgaristan ve Romanya NATO üyesi değildi. Ondan sonra hemen Bulgaristan ve Romanya'dan deniz ve hava üsleri temin ederek ve Karadeniz'de Orta Asya'da kaybettiği etki alanını Karadeniz'de yaratmak istedi. Dolayısıyla ve o ülkelerden üst temin etti ve bu konuda zaten bu ülkeler bugün hem NATO üyesi biliyorsunuz hem de Avrupa Birliği ülkesi Bulgaristan ve Romanya. Dolayısıyla Karadeniz'de bir etki alanı. Karadeniz'i kontrol etmek isteyen bir iradesi ortaya çıktı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Zaten giremediği tek deniz de Karadeniz'di hocam. Zaten şu var, bildiğiniz gibi hemen onu belirtmek isterim. 2008'de biz kuzeydeki komşumuz Rusya ile özellikle ortak irade sergiledik. 2008 krizinde biz Amerika Birleşik Devletleri Montreux Sözleşmesi'ne aykırı olarak Karadeniz'e savaş gemileri, hatta bu kapsamda uçak gemisi sokmak istedi. Biz Montreux Boğazlar Sözleşmesi gelince bunun mümkün olmadığını, Karadeniz'deki sadece sahildar devletlerin askeri unsurların olabileceğini, ancak Karadeniz'de sahildar devletlerin, sahildar olmayan devletlerin Karadeniz'de bulundurabileceği tonaj kadar güç bulundurabileceği konusunda bir ortak irade sergiledik ve bu konuda Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin ihlaline meydan vermedik. Dolayısıyla Türkiye'nin 2008'deki tutumu, Rusya ile beraber izlediği ortak tutum çok yerinde ve kararlıdır. Aksi takdirde Karadeniz'deki güçler dengesini sahildar olmayan başka bir ülke aleyhine değiştirmek hiçbir zaman Karadeniz'de barış ve huzuru getirmeyecektir. Doğru hocam. Zaten Karadeniz'in jeopolitik önemi de bu manada. Evet. Amerika'nın hep her zaman ilgisini çekmiştir. Bir şekilde de orada askeri varlığını sağlaması için de evet, hep bahane aramaktadır. Peki hocam, aklıma gelmişken bu soruyu sorayım. Rusya'nın Kırım ilhakı, peki bu bağlamda değerlendirirsek, Karadeniz jeopolitik önemi olarak değerlendirirsek nasıl yorumlarsınız hocam? Kırım'ın Rusya'nın imparatorluk stratejisindeki önemi nedir hocam? Şimdi efendim, Kırım uluslararası hukuka göre bir Ukrayna toprağıdır. Evet. Biz uluslararası hukuk açısından baktığımız zaman hiçbir zaman Kırım'ın işgal ve ihlakini asla kabul etmiyoruz. Yani Kırım'da bir referandum yaparak Rusya'ya katılma yönünde bir irade ortaya konmasının hiçbir zaman bu toprakların Rusya'nın egemenlik altına girdiği anlamında değildir. Tekrar ediyorum. Kırım bir Ukrayna toprağıdır. Şu anda Rusya'nın bir işgal ve ilhaki söz konusudur. Dolayısıyla Kırım'ın Rusya Federasyonu'na verildiğine ilişkin hiçbir uluslararası antlaşma bulmamaktadır şu anda. Bir hukuksuzluk var evet, şu anda diyorsunuz. Bir hocam. Ciddi anlamda uluslararası hukuk ihlali vardır. Hatta bundan dolayıdır da Avrupa Birliği'nin, NATO'nun Rusya'ya karşı yaptırımları vardır. Evet. Ve bu yaptırımlar da devam etmektedir daha önce. Bir kısmı devam etmektedir. Şimdi peki Kırım'a sahip olmak ne avantaj taşır jeopolitik açıdan değerlendirdiğimizde Kırım tamamen Karadeniz'in kontrolüne imkan veren önemli bir yarımadadır. Tekrar ediyorum, Karadeniz'in kontrolüne imkan veren. Kırım'a kim sahip olabilirse Karadeniz'in tamamını kontrol edebilir. Şimdi Rusya haklı olarak bu Kırım Yarımadası'nı işgal etmesi, ilhak etmesinin en önemli nedeni tamamen Karadeniz'deki üstünlüğü, kontrolü ele geçirmek amaçlıdır. Bu yöndedir. Dolayısıyla biz özellikle Türk dış politikası açısından da Kırım'ın işgalini, ilhakini hiçbir zaman tanımıyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz Gürcistan'ın bugün 3 ayrı bölgesi, özerk bölgesi,
Güney Osetya, Abazya ve Aceristan bölgesi. Bu Güney Osetya ve ondan sonra Abazya'yı Rusya resmen tanıdı. Biz Gürcistan'ın toprak bütününden yanayız. Dolayısıyla bu toprak bütününe son derece saygılıyız. Şu anda da de facto bir durum vardır Gürcistan'da. Dolayısıyla Gürcistan'daki bu durumda Karadeniz'deki güvenliği ve güvenlik endişelerini artırmaktadır. Henüz bu sorun çözümlenmiş değildir. Rusya'nın biliyorsunuz bu konuda bir beklentisi vardır. Rusya'nın beklentisi şu yöndedir. Daima tarihte baktığımız zaman Atina, Belgrad ve Moskova eksenli bir Ortodoks ittifakını görürsünüz. Evet, evet. Şimdi bu ittifaka baktığınız zaman bunlar daima birbirini her an desteklemişlerdir. Hı. Mesela şimdi şu var. Kosova, Sırbistan içerisinde bir özel bölgeyken bağımsız bir devlet oldu. Bugün Yugoslavya Federasyonu'nun 6 federe devlet, bağımsız devlet, bir de özel bölge olarak Kosova, yani 7. devlet ortaya çıktı. Tabii Kosova'nın bağımsız devlet olması devletler hukuku açısından ayrı bir tartışma konusudur. Çünkü federatif bir yapılan, bağımsız bir devlete geçen bir devlet değil, özel yapılan geçen bir devlet. Şimdi bu arada baktığımız zaman henüz daha Kosova özellikle Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tescil edilmiş bir ülke değil. Yani şu anda Birleşmiş Milletler de tescil edilmiş ülke değil. Çünkü neden? Güvenlik Konseyi'nin kararından geçmesi lazım. Fakat Rusya daima şu opsiyonu eline tutuyor. Eğer Kosova için böyle bir oylama, muhtemelen bir veto hakkını kullanabileceği değerlendiriliyor. Abazya ve Güney Osetya için eğer bağımsızlık hakkı verilirse kendisinde Kosova'ya bu hakkı verebileceğini ve ondan sonra dolayısıyla Birleşmiş Milletler'e teslim imkanı sağlayabileceği görüşünü ileri sürüyor. Tabii hiçbir zaman bu özellikle Gürcistan'da yaşatılmak istenen bu durumu kabul etmek teknik olarak mümkün değil. Yani evet, Kosova ile evet, Abazya ve Güney Osetya'yı aynı kefeye koymak söz konusu değil. Ama şu var, uluslararası sistemde, uluslararası hukukta halen bu kriz devam ediyor. Güncelliğini koruyor ve ondan sonra güvenliğimizi de olumsuz yönde etkiliyor. Olumsuz etkiliyor. Peki hocam, şimdi Türkiye açısından bunu biraz size sormak istiyorum. NATO'dan bahsettik, Karadeniz'in güvenliğinden bahsettik. Türkiye coğrafyasının çevresindeki önemli jeopolitiklerden bahsediyoruz. Evet. Peki hocam, şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri sonrası, işte Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar, bazı teoriler, Türkiye'nin eksen kayması, Türkiye'nin artık Avrupa Birliği'nden kopup doğuya doğru yöneldiği, sırtını döndüğü gibi yorumlara sebep oluyor. Hocam, bu Türkiye'nin bu tavrı çok yönlü dış politikasının bir gereği midir? Yoksa Avrupa Birliği'nden, NATO'dan kopup işte Şangay İşbirliği Örgütü gibi, Avrasya Birliği gibi projelere yönelmesi anlamına mı geliyor? Yoksa coğrafyasının gereği, jeopolitiğin gereği çok yönlü bir dış politika mıdır bu? Şimdi şöyle, bir kere Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesi itibariyle Batı eksenli bir devlettir. Evet. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti tamamen Batı eksenli, Batı odaklı, çağdaş ve Batı medeniyetini esas alan bir devlettir. Yani bizim hiçbir zaman Batı'dan, Batı daima birinci önceliğimiz olan bir devlet. Önceliğimiz olan bir devletiz biz. Şimdi burada şunu unutmamak lazım ki biz fakat Batı eksenli ama çok yönlü dış politika izleyen, çok yönlü ilişkilere ağırlık veren bir devlet yapımız var. Şimdi burada NATO zirvesinden evvel de özellikle İngiltere, Alman ve Fransız basınında da Türkiye ile ilgili çok haberler çıktı. Özellikle Türkiye'nin Rusya'ya çok fazla yaklaştığını, çok yakınlaştığını, askeri işbirliği yürüttüğünü, bunun da NATO ittifakının ilkelerine aykırı olduğu yönünde bir takım iddialar ortaya çıktı. Tabii burada şu var, Türkiye'nin buradaki argümanı şu, biz daima özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden silahlanma konusunda bir takım zorluklarla karşılaşan bir ülkeyiz. Özellikle alçak irtifa, orta irtifa hava savunma sistemimiz olduğu halde yüksek irtifa hava savunma sistemi, yani füze savar füze sistemi, yani o Patriot sistemlerini kastediyorum. Evet. Daima bölgemizde herhangi bir krizle karşı karşıya kaldığımız zaman NATO'nun bu yeteneklerinden ve imkanlarından yararlanıyoruz. Şimdi Türkiye elbette bağımsız bir devlet olarak
yüksek irtifa hava savunması dahil bütün ulusal güvenliğini, milli güvenliğini, özellikle hava savunmasını hiçbir örgüte, ittifaka gerek kalmadan bağımsız bir şekilde kazanması gerektiği düşüncesindeyim. Yıllarca süren, hatta onlarca yıl, 20 yıl süren bir süreç sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin Patriot sistemi konusunda ciddi anlamda bir yakınlaşma olamadı, gerçekleşemedi. Tabii ister istemez Türkiye'de haklı olarak bu konuda bir arayışa girdi. Daha önce biliyorsunuz Çin'le bir hazırlık sözleşmesi yapıldı. Hı hı. Ancak bu karardan vazgeçildi. Vardır. Şimdi işte Rusya'nın bu eşdeğer sistemi olan S-400'lerle ilgili olarak bir çalışma var. Hemen hemen oldukça ileri aşamaya gelindi. Henüz daha nihai kararlar verilmedi. İşte bunlar ister istemez NATO ittifakını tedirgin eden konular. Ama bu demek değildir ki Türkiye'nin NATO'dan bağlarını koparmak, kesmek veya geriye düşmek anlamında değildir. Böyle bir anlama gelemez. Evet. Hocam. Biz NATO'nun en güçlü ordularından birisiyiz. Hı hı. Dolayısıyla NATO ittifakı içerisinde hemen hemen uluslararası barışın korunması, tesis edilmesi için bütün barışı koruma, barışı yapma, barışı uygulama güçlerine NATO içerisinde yer almış ve aktif olarak görev icra etmiş ülkeyiz. Dolayısıyla Türkiye daima Kuzey Atlantik bölgesinde barış ve istikrarın korunmasıyla ilgili üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getiren bir ülkedir. Dolayısıyla burada bir yanlış algılamaya gitmek gerek olmadığı düşüncesi. Belki öyle bir algı yaratılıyor hocam. Ama bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nde elbette ki bir egemen devlet olarak Türkiye'nin ulusal hava savunma ihtiyacını gereksinmesi sağlayacak yüksek irtifa hava savunması ile ilgili bir adım atması gerektiğini düşüncesindeyim. Bu arada hemen şunu belirteyim. Biliyorsunuz Avusturya zaten NATO zirvesindeki tartışılan konulardan birisi de bu. Avusturya şu anda NATO üyesi değil. Avrupa Birliği üyesi. Ancak Avusturya bu şekliyle NATO üyesi olmadığı halde NATO'nun operasyonlarına hem planlama hem uygulama aşamasına katılmak isteyen ülke. Şimdi Türkiye, Avusturya'nın özellikle Avrupa Birliği üyeliği sürecinde, fasılların açılması sürecinde pek çok konuda takındığı tavır nedeniyle Avusturya'nın NATO içerisindeki bu istemine veto hakkını kullandı. Dolayısıyla Avusturya'yla yaşanan böyle bir gerilim var. Ondan sonra ben bunun da ileride çözeceğini değerlendiriyorum. Evet. Bir de biliyorsunuz İhtiyacı özellikle Almanya ile ilgili bir konu var. Onu belirtmekte yarar var. Buyurun. Biliyorsunuz incirlik üstünde konuşulan Alman unsurları ki Tornado tipi uçaklar ve unsurlar. Bunlar tamamen Kuzey Irak'ta ve Suriye'nin kuzeyinde keşif ve gözetleme yapan unsurlar. Şimdi enteresandır. Bu keşif ve gözetleme yapan bu unsurlar özellikle istihbarat paylaşımında mesela YPG ve PYD ile ilgili paylaşımı Türk makamlarıyla paylaşmıyor. Yani onlarla aldığı istihbaratı paylaşmıyor. Ancak IŞİD ile ilgili aldığı bilgileri paylaşıyor. Dolayısıyla burada tabii Türkiye'nin bazı haklı olduğu konular var. Onu özellikle vurgulamak lazım. Yani dolayısıyla istihbarat paylaşımı yapılacaksa dengeli bir paylaşım sağlanmalıdır. Bu açıdan da özellikle incelikteki Alman unsurları açısından şey var. Tabii bunun karşılığı Almanya'da özellikle Konya'da konuşlanmış AVAX sistemini, AVAX'a katılımını iptal edebilirim şeklinde bir takım şeylere giriyor. Yani böyle bir bunu bir davranış olarak ele alabileceğini düşünüyor. Şu anda ben de sanıyorum ki özellikle buradaki işbirliğinin geliştirilmesine yanayım. Türkiye ve Almanya işbirliği daima tarihsel süreci içerisinde karşılıklı ekonomik çıkar ilişkisi esasına oturmuştur. Bu açıdan da Alman makamlarının
özellikle Türkiye'nin bölgedeki terörle mücadelede Türk makamlarıyla daha iyi işbirliği yapması gerektiği düşüncesindeyim. Yani hocam çok az vaktimiz kaldı araya. Aradan sonra tabii konularımız fazla. Onlara başlık açmak istemiyorum aradan sonra. Hocam şunu sorayım size. Almanya'nın İncirlik üssünü terk edip biliyorsunuz Orta Doğu'da işte Suriye'de, Ürdün'de yeni İncirlik arayışları içinde olduğunu hep söyleniyor. Bunun hakkında çok kısa yorumunuzu alabilir miyim? Böyle bir şey imkanı olabilir mi? Yoksa sadece bu söylemsel olarak kalabilecek bir şey mi? Tabii şu var. Biliyorsunuz İncirlik üssünün rejimi tamamen bir NATO üssü değildir. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'ne antlaşmayla tesis edilmiş bir üstür. Orada o da koalisyon gücü olarak orada bulunuyor. Ve elbette ki her ülke kendine ait silahlı kuvvetlerin görev yapması için bir başka ülkeyle uluslararası antlaşma yapabilir ve başka ülkeye de gidebilir. Evet. Ama şu var, eğer biz NATO ittifakı ülkeysek, bir müttefik ülkeysek, elbette ki ittifak ülkesi içerisinde bu görevi yapmamız lazım. Olayın doğrusu budur. Yani evet. O zaman Kuzey Atlantik ailesinin anlamı kalmaz. Yani burada öyle bir durum ortaya çıkıyor. Hocam sözünüzü kesiyorum, çok özür dileyerek araya gitmemiz gerekiyor. Evet sevgili izleyenler, kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet hocam, aramızdan sonra Rusya ile Türkiye arasındaki S-400 füze pazarlığını konuşabiliriz isterseniz. Tabii burada aslında Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri biliyorsunuz uçak krizinden sonra müthiş bir sekteye uğraması, hatta kopma noktasına gelmesi ve daha sonra tekrar toparlanma aşaması ve geldiğimiz noktada S-400 füzelerinin bir NATO üyesi olarak Türkiye'nin Rusya'dan alma ihtimalinin oluşması. Bu konu hakkında düşüncenizi öğrenebilir miyim hocam? Şimdi efendim S-400 projesi gerçekten önemli bir proje. Evet. Şimdi biraz önce bir belirttiğim gibi NATO içerisinde daima bir silah sistemlerinde bir entegre ve bir bütünlük olması lazım. Yani dolayısıyla bu silah sistemlerinin bütün hangi üye ülkede olursa olsun daima yeteneklerin birleştirilmesi, bütünleştirilmesi ve standartlaştırılması ilkesi vardır. Şimdi NATO'nun yüksek irtifa hava savunmasına baktığımız zaman daha çok ittifak üyesi ülkelerin ürettikleri sistemler. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin ürettiği Patriot'lar daha çok Avrupa'da kullanılan sistemlerdir. Şimdi tabii ittifak üyesi olmayan bir başka ülke ki Rusya'dan böyle bir silah, önemli bir silah. Yani bu şey S-400 sisteminin almak istemesi ister istemez ittifakta bir kısmi olsa da bir tedirginlik yarattı. Yani Rusya ile olan ilişkilerin daha çok geliştirilmesi ve özellikle askeri işbirliğinin daha çok yaygınlaştırılmak istemesi ittifak içerisinde ciddi bir tedirginlik yarattı. Ancak burada şu var. Eğer siz Rusya ile olan bu tür işbirliğinden ciddi anlamda bir kaygı duyuyorsanız mutlaka Türkiye'nin yüksek irtifa hava savunmasını sağlayacak bir irade ortaya koymalısınız. Bu ihtiyacı karşılamak zorundasınız. Evet. Bu iradeyi henüz daha Amerikan Senatosu'na göremiyoruz. Evet. Yani bu önemli bir şey. Bu senatoyu göremiyoruz. Senatoda bu kararı göremiyoruz. Eğer ama bence de haklı olarak Türkiye bir güvenlik zafiyetini yaratacak bir konuma düşmemelidir. Yani bu yıllarca ihmal edilen bir konudur. Yani özellikle sadece taarruzi anlamda hava kuvvetine sahip olmak değil, aynı zamanda ülkenizin hava savunmasında en az o kadar sağlamak zorundasınız, gerçekleştirmek zorundasınız. Bu açıdan baktığımızda mutlaka NATO içerisinde olsun, özellikle Birleşik Devletleri'de olsun bir iradenin ortaya konması ve her defasında bir kriz yaşandığı zaman veya bir olağanüstü durum olduğu zaman efendim işte ittifaka üye ülkelerin efendim şey Patriot bataryalarının Türkiye'ye intikal ederek konuşlandırılmasına gerek yok. O açıdan ben hatta bunu bir Türk vatandaşı olarak da egemen ve bağımsız bir devlet olarak da Türkiye'nin açısından hiç hoş karşılamıyorum. Onun için milli olarak böyle bir yeteneğe kavuşmamızın gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda müttefiklerimizden bir irade ortaya konulmadığı takdirde Türkiye'nin de elbette ki bu konuda üzerine düşen görevi yapacağı düşüncesindeyim. Ve haklı olarak da tabii ondan sonra. Ama bu demek değildir ki hiçbir zaman
ittifakla ilişkilerimizi koparmak veya ittifakla ilişkilerimizi zayıflatmak anlamında değildir. Her zamankinden daha çok ittifakla daha çok işbirliği yapacağız ve birbirimizi destekleyeceğiz. Zaten hocam Türkiye'nin konumu da geçmişe baktığımız zaman hani 2. Dünya Savaşı biliyorsunuz Truman ve Marshall yardımlarıyla NATO'nun kurulması, Türkiye'nin Soğuk Savaş dönemindeki ehemmiyeti ve önemi bence Soğuk Savaş sonrası hatta şu anda çok daha artmış durumda ve bunun da farkında olmaları gerektiğini ifade ediyorsunuz. Hocam peki şimdi biraz Orta Doğu'ya gelmek istiyorum müsaadenizle. Biliyorsunuz hocam 2016 senesi bu olayların artık en böyle zirve yaptığı zaman Saipikot Anlaşması'nın 100. yılıydı. Bunu hep konuşuyoruz. Yazılarımızda da bunları ifade etmeye çalışıyoruz. Ve Saipikot Anlaşması izleyicilerimiz hatırlarsa Osmanlı coğrafyasındaki sınırların, Orta Doğu coğrafyasındaki Arap sınırlarının yeniden tanzim edilmesi, cetvelle çizilmesiydi kısaca. Şimdi hocam bakıyoruz ve tekrar bir Orta Doğu coğrafyasında yeni bir tanzim, yeni bir sınırların çizildiği bir dönemdeyiz. Tabii ne olacağı da belli değil. Hocam artık Suriye ve Irak'ta bütünlüğü korumak çok zor. Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt oluşum, bir Kürt devleti. Türkiye oradaki kantonların birleşmesi için Fırat Kalkan Operasyonu'nu düzenlemişti ve bunun devamının geleceğinde ifade ediliyor devlet kanallarından. Peki hocam, Türkiye bu noktada Orta Doğu coğrafyasında özellikle Suriye ve Irak meselesi üzerinde nasıl bir politika takip etmeli? Şimdi efendim, ben geçmişte izlenen politikaların yanlış olduğu düşüncesindeyim. Özellikle Suriye politikasında izlenen, Irak politikasında izlenen uygulamaların yanlış olduğu düşüncesindeyim. Elbette ki her egemen devlet iç işlerine karışmama politikası çerçevesi içerisinde kendi ulusal güvenliğini ve ulusal savunmasını yerine getirmek zorunda. Şimdi özellikle Türkiye'nin bölgede ve Suriye'nin iç işlerine karışacak şekilde bir uygulama içerisinde olması bence yanlış bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Şimdi birinci öncelik benim ulusal güvenliğim ve ulusal savunmam. Yani ben bundan sorumluyum. Yani benim temel olarak. Şimdi bölgeye baktığımız zaman özellikle Suriye ile ilgili konuda pek çok Avrupa devletinin Amerika Birleşik Devletleri dahil net olan bir politikasını göremiyoruz. Onu belirteyim. Fakat biz hiçbir zaman Esad rejiminin devrilmesine yönelik bir politika izleyemeyiz. Tekrar ediyorum. Biz Esad rejiminin devrilmesine yönelik bir politika izleyemeyiz. Şimdi bölgeye şimdi baktığımız zaman gerçekten Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde, hatta Suriye'nin kuzeyinde Akdeniz'e kadar yönelecek bir koridorun tesis edilmek üzere olduğunu ve bu konuda bir planın olduğunu görüyoruz. Bu Ryzen, eski Dışişleri Bakanı Ryzen, biliyorsunuz Büyük Orta Doğu Projesi olarak ilan ettiği bir projenin yavaş yavaş hayata geçmekte olduğunu görüyoruz. Tabii burada bizim için izlenecek politika şudur. Daima ulusal sınırlarımı özellikle bu tür terörist faaliyetlere karşı korumak ve kollamak amacıyla çok ciddi olarak her türlü güvenlik önlemlerini en üst düzeyde sağlamak ve devletin bekası için her türlü önlemi almak zorundayım. Çok uzun bir sınırdan bahsediyorum hocam. 1100 kilometrelik bir sınır. Mesela bu bence en az 30-40 yıllık Türkiye'nin bir ihmali var. Bu sınırların hem fiziken hem de elektronik korunması için tedbirlerin alınması yaklaşık 30-40 yıl geciktirilmiştir. Geç kalmış bir şey diyorsunuz. Gecikmiştir, evet. Dolayısıyla bu sınırlar bu derece açık ve kontrolsüz, geçirgen olmaması lazım. Kontrolsüz bırakılmamalıydı. Evet. Yani burada özellikle bunu bir ulusal güvenlik zafiyeti olarak değerlendiriyorum. Ve bu konuda çalışmaların çok geç başladı. Şu anda biliyorsunuz yürütülüyor. Ama çok geç başlayan bir süreç olduğunu değerlendiriyorum. Şimdi Irak'ın kuzeyine baktığımız zaman bu Kuzey Irak yönetiminin muhtemelen kendi söylemlerine göre Ağustos'ta bir referanduma gideceğine ilişkin yabancı basında, yabancı yayın organlarında bir bilgiler geliyor. Bunun ne derece net olup olmadığı konusunda henüz daha ayrıntılı bir bilgiye sahip değiliz. Ancak şu anda biraz önce belirttiğim gibi Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD ve diğer bir ifadeyle DAEŞ örgütünün faaliyetlerine yönelik olarak NATO ittifakının
bizzat uluslararası örgüt olarak devreye girmesi ve buradaki terörist unsurların tamamen temizlenmesi için mücadele verilmesi çok yerinde bir karardır. Ancak biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin bizimle özellikle müttefik anlayışıyla bağdaşmayan bir uygulaması var. Bu uygulaması şu, DAEŞ'le mücadelede Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte dayanışma içerisinde hareketi değil, PYD ve YPG gibi bugün terör örgütü olan örgütlerle birlikte DAEŞ'le mücadele etmeyi konusunda bir tercih irade etmeye, sergilemiş evet. durumda. Hatta maalesef Türkiye'nin ulusal çıkarlarına aykırı olarak da bu örgütlere modern ordularda verilen silah, harp silah araçlarını verdiğini görmekteyiz. Hatta bir kısım Amerikalı subayların da bizzat bu örgütün ana komuta kontrol merkezini, elektronik merkezini evet. ve ondan sonra istihbarat merkezi gibi konumlarında örgütle beraber iç içe çalıştığını görmekteyiz. Tabii bu YPG terör örgütü PKK terör örgütüyle eşdeğer düzeyde bir örgüttür. Dolayısıyla bu örgüte verilecek her türlü destek, her türlü yardım Türkiye'nin ulusal güvenliğini birinci öncelikle tehdit eden bir uygulamadır. Hocam bunu Amerikalılar biliyor aslında. He, uygulamadır. Dolayısıyla ben şunu özellikle vurgulamak isterim ki Amerika Birleşik Devletleri ile çok tarihsel bir derinliğe dayanan bir ilişkimiz var. Mücadelemiz var. Ondan sonra dünya barışı için birlikte sağladığımız katkı var, destek var. Ve NATO içerisinde en önemli müttefik ülkeyiz. Dolayısıyla böyle bir müttefik ülkemizin bu yönde bir terör örgütünü destek vermesi ve hatta başka bir terörist örgütü yok etmek için terör örgütüyle işbirliği yapması hiçbir zaman kabul edilebilir bir yanı olmamaktadır. Bildiğiniz gibi 1979 yılında Rusya, o zamanki adıyla Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal ettiği zaman biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri hangi örgütü destekledi? Taliban örgütünü Taliban destekledi. Mesela. Taliban El-Kaide'yi oluşturdu. El-Kaide'nin türevleri geldi. Hatta bugünkü şeyde biliyorsunuz bu IŞİD de 2004'ten itibaren tabii. onların türevidir. Evet, evet. Yani hukuk devleti, hukuka saygılı devlet, demokratik devlet hiçbir zaman terörist örgütle işbirliği yapmaz. Teröriste destek vermez. Eğer siz terörist örgütle işbirliği yaparsanız daha sonra o terör örgütünün saldırısına maruz kalırsınız. Bugün Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin düştüğü durum gibi. Yani kendi Taliban'a verdiği silahlar El-Kaide'ye verdiği silahlar ondan sonra şu anda kendisine karşı kullanılıyor. Ve bakın şu anda Afganistan'da bile yaklaşık olarak 69 devletten oluşan o koalisyon ülkesi kuvvetleri olduğu halde bugün halen barış tesis edilmiş değil. Yani bu açıdan da Amerika Birleşik Devletleri hem de NATO da bu konuda Afganistan'da başarısız olduğu için ciddi anlamda eleştiriliyor. Bir bataklığa saplandılar hocam. Sağlıklı ama şu da var hocam, çok özür diliyorum. Şimdi diyoruz ya büyük devletler, işte Sovyetler Birliği'nin Afganistan Savaşı'nda olduğu gibi ve şu anda Orta Doğu'da yaşanan gibi. Şimdi hiçbir terör örgütü de arkasında büyük bir destek olmadan ayakta kalamaz hocam malum. Evet. Bu destekler nasıl sağlanıyor? Ya finans, silah, sağlık bir aynı şekilde sağlanıyor. Aynı zamanda yeraltı kaynakları... Petrol ve doğalgaz. Şimdi DAEŞ bakıyorsunuz Musul'da petrol kuyularını ele geçirmiş. Evet. İşte para basmaya kalkıyor. İşte aylık işte 2 milyon dolar bir geliri olduğunu gibi petrolü ne yapıyor? İkincisi bir de büyük devletlerin bunları baskı aracı olarak birbirlerine karşı bir vekalet savaşı olarak kullandığını evet. görüyoruz. Hatta bakın burada size bir şey söyleyeyim. Biraz önce dedim ki bakın gidiyor 136 milyar dolarlık Suudi Arabistan'la silah anlaşması yapıyor. Evet. Ben de diyorum ki o ülkelere silah vermek değil, silah satmak değil. Sadece olayın ticaretin değil. Siz o ülkedeki, özellikle bölgedeki Arap ülkelerini, Afrika ülkelerini başarılı devlet haline getirmek için onların demokrasisini, insan haklarını geliştirmek için nasıl destek ver? Nasıl kalkındırabilir? Onu düşünün. Siz şimdi şu anda esasında bu silah satmakla siz bölge barışına, dünya barışına hizmet edemezsiniz. Daha büyük savaşlara kuluçka yatırıyorsunuz. Tabii. Siz eğer, zaten şu var, terörist örgüt neden başarılı olmuştur? Başarısız devletler yüzünden başarılı olmuştur. Bugün mesela Irak'taki başarısızlık terörist örgütlerin oraya girmesine
ve ondan sonra Suriye'deki başarısızlık efendim IŞİD'in orada başarılı olmasına ve yaygınlaşmasına ve etkin olmasına neden olmuştur. Ondan sonra keza bunun Libya örneği de vardır, Tunus örneği de vardır, Mısır örneği de vardır. Demek ki şu var, başarısız devletleri başarılı hale getirmek için ki bunun altında güçlü bir hukuk devleti olmak yatar, demokrasi yatar, insan hakları yatar. Bunları güçlendirmek için mücadele vermeniz uluslararası sistemde. Uluslararası sistemin bence temel sorunu buradadır. Yani kalıcı sorun buradadır. Yoksa silah satmakla siz güçlü bir barışı tesis edemezsiniz. Kesinlikle, yaratamazsınız. Kesinlikle. Yani burada bu ortak paydada birleşmemiz gerekir esas olarak. Çok doğru hocam. Hocam tabii PYD konusunda sırf Amerika ile bir hani anlaşmazlığımız yok. Rusya ile de anlaşmazlığımız var. Biliyorsunuz evet. PYD'nin Moskova'da bir bürosu var. Evet. Biz de Rusya ile olan ilişkilerimizi son dönemlerde tabii daha iyi hale getirmek için çabalarken bir yandan da PYD'yi de siz de PKK gibi bir terör örgütü olarak addedin diyoruz. Evet. Şimdi baktığımızda PYD hem Amerikan tarafından hem Rusya tarafından Suriye meselesine DAEŞ'e karşı bir destek var. İşte evet. DAEŞ'i bitirecek örgüt olarak gösteriliyor. Evet. Peki hocam, şimdi bunlar Haçlı Şabi örgütü var diğer taraftan İran evet. desteklediği. Şimdi onları bir kenara bırakırsak, Türkiye-Rusya ilişkilerinde PYD meselesi sizce nasıl bir yer tutacak? Yani şimdi, Rusya PYD'yi bir terör örgütü olarak addedebilir mi hocam yok, yakın zamanda? Bizim şunu burada temel istediğimiz, bakın PKK örgütü bütün uluslararası sistem dahil olmak üzere, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere terörist örgüt ilan edilmiştir. Onda evet. bir sorun yok. Ama şu anda PYD hem Amerika Birleşik Devletleri hem Rusya tarafından henüz daha terörist örgüt ilan edilmemiştir. Evet, meşrulaştırılıyor. Biz, yani. Bizim temelde anlaşamadığımız nokta burada. Kırmızı şimdi ki terörist örgüt olarak kabul etmediği için temsilcilik veriyor ondan sonra. Bunlar son derece yanlış bir şey. Yani şu var, bakın daima işte burada bir ortak paydada bir menfaat ilişkisi içerisinde birleşmek zorundayız, anlaşmak zorundayız. Temel sorun burada işte. Temel sorun burada. Yani zaten uluslararası sistemde, küresel sistemde terörizmle mücadelenin etkin olamayışı, başarısızlıkla sonuçlanması bundan dolayı kaynaklanıyor. Yoksa doğru. 21. yüzyılın en önemli tehdidi küresel terörizmdir. Şimdi şu var, bu küresel terörizmle bir ülke onu terör örgütü olarak ilan ediyor, öbür ülke onu himaye ediyor, koruyor veya uluslararası örgüt statüsünde ona efendim gözlemcilik, temsilcilik imkanı veriyor. Dolayısıyla burada ciddi anlamda bir şeyimiz vardır, görüş ayrılığımız vardır ve bu görüş ayrılığı henüz daha devam etmektedir, henüz daha sonuçlanmamıştır ve ben eminim ki bunlar da bir gün bu örgütün PKK terör örgütünün bir eşiti, bir uzantısı, bir devamı olduğunu kabul edeceklerdir ama fakat o zaman da zaman çok geçecektir. Yani mücadele azmi arzu edilen seviyede oluşturulamayacaktır. Esasında uluslararası sistemin problemi budur. Yani ondan sonra bu açıdan baktığımızda hiçbir zaman ben Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyindeki bu uygulamasını tasvip etmiyorum. Bir terörist örgütüyle mücadele ve onu etkisiz hale getirmek için başka bir terörist örgütle işbirliği yapılması bir modern devletin, çağdaş devletin, ondan sonra saygın devletin yapacağı bir uygulama biçimi değildir. Çok yanlış bir uygulamadır. Hocam zaten burada terör ve terörist kavramını aslında tartışmamız gerekiyor. Bu da ayrı bir tartışma evet. konusu. Evet. Kime göre terör, kime göre terörist bu belli değil. Yani evet. uluslararası ilişkiler lügatında terör kim, terörist nedir? Bunun bir tanım yapılamadığı için evet. zaten biz bu konudayız. Evet. O benim için bir özgürlük savaşçısı diyebiliyor hocam çok evet. rahatlıkla. Evet. Ama çok bizim rahatlıkla için söyleyebiliyor. Evet. Benim ulusal çıkarımı, benim ulusal güvenme tehdit bir grup olarak ben görüyorum. Hayır evet. diyor. Bu benim Orta Doğu politikamda Suriye'nin geleceği için önemli bir örgüt diyor ve önemli bir evet. grup diyor kendince. Evet. Evet. Bu da çok enteresan. Evet. Peki hocam tabii süremiz de çok kalmadı. Az bir süremiz kaldı 10 dakika kadar. Hocam biraz da tabii bu Avrupa'daki aslında güçlenmeye başlayan Avrasyacılar var biliyorsunuz. Evet. Bir yerde Atlantikçiler, bir yerde Avrasyacılar. Bu da çok enteresan. Hı-hı. Kalan süremizi ben biraz da bununla ilgili görüşlerinizi evet. almak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Alexander Dugin. Bu konuda çok önemli teorisyen. Hatta Sayın Başkan Putin'in de gayri resmi danışmanı yaptığı hep söylenir. Bu konuda hocam Rusya'nın Avrasyacılık ve özellikle Avrupa'da güçlenen Avrasyacılığını hocam geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani ve Türkiye'nin Avrasyacılık politikası sizce nasıl şekillenmedi? Şimdi şöyle, biliyorsunuz Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 15 ayrı cumhuriyet ortaya çıktı. Varşova Paktı ülkelerini bir tarafa koyuyorum.
Bunlardan Litvanya, Letonya, Estonya bağımsız devlet olduktan sonra her üçü de NATO ve Avrupa Birliği üyesi oldu. Tabii Rusya hemen dağılmanın müteakibinde biliyorsunuz bağımsız devletler toplumunu kurdu. Evet. Yani bugünkü anlamıyla şey diyebiliriz, konfederal bir yapı. Yani konfederal bir yapı. Tabii bu konfederal yapıda eski Sovyetlerden kalan bir takım görüş, anlayış, ilkelerini bu örgütler içerisinde, bu örgüt içerisinde paylaşmak isteyen bir yapısı var. Bir diğer taraftan da Şangay İşbirliği Örgütü'nü biraz önce bahsettik. Ondan sonra 14 üyeli bir örgütün faaliyetini. Bir de aynı zamanda bu Kolektif Güvenlik Antlaşması Teşkilatı diye bir teşkilatı var. Yani burada da daha çok Orta Asya ülkeleriyle güvenlik alanında daha çok işbirliğini sağlayacak bir şekilde geliştirdiğine yönelik. Şimdi burada tabii gerek Varşova Paktı'nın dağılması, gerek Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra dikkat ederseniz 3 yeni oluşum sağlıyor. Bugünkü içinde yaşadığımız yüzyılda. Bunların birisi Bağımsız Devletler Topluluğu, Kolektif Güvenlik Antlaşması Teşkilatı, bir de Şangay İşbirliği Örgütü. Dolayısıyla demek ki burada Rusya'nın dağılması, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra tekrar Avrasyacılık yaklaşımının bu örgütler eliyle daha çok yaygınlaştırması, bölgede etki ve nüfuz alanının yaratılması konusunda daha çok irade sergilemesi büyük sonucu bir katkı sağlamıştır. Evet. Dolayısıyla bu üç örgüt eliyle bunu sağlıyor şu anda. Yani bu önemli bir üç şey. Üç ayak budur diyorsunuz. Tabii üç ayak evet. Bu. Yani hem Bağımsız Devletler Teşkilatı, hem Kolektif Güvenlik Antlaşması Teşkilatı, bir de Şangay İşbirliği Teşkilatı. Evet. Dolayısıyla bu yapılanma son derece önemli ve aynı zamanda biliyorsunuz özellikle yine Orta Asya ülkeleriyle enerji işbirliği antlaşmaları tesis ederek çok bu konuda hocam, evet. Ekonomik ve enerji konusunda da ciddi anlamda bir bağımlılık yaratan bir yaklaşım var. İpek Yolu Projesi. İpek Yolu Projesi kapsamında. Dolayısıyla bunları da hiçbir zaman uzak tutmamak lazım. Ve dolayısıyla bakın size özellikle şunu vurgulamak istiyorum. NATO'da da NATO ülke arasında ciddi anlamda görüş farklılığı var. Mesela kuzeydeki NATO ülkeleri, mesela bunlar Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya daima Rus tehdidi karşısında kaldıkları için o bölgeye NATO'nun askeri unsurları yerleşiyor. Güneyde ise bizim gibi Yunanistan ve Türkiye gibi Güneydoğu kanadı. Güneydeki kanat ülkelerin ise Orta Doğu'daki istikrarsızlıktan çok çok fazla etkilenen NATO ülkeleri var. Dolayısıyla NATO ülkenin bir Türkiye'nin Yunanistan'ın yaklaşımıyla kuzeydeki ülkelerin farklıdır ve farklı bir anlayışları var. Doğru. Gerçekten örgüt büyüyor ama bir taraftan da anlayışlar da farklılaşıyor. Çünkü tehdit bölgeleri ayrı ayrı gelişiyor. Yani dolayısıyla buradan baktığımız zaman Baltık ülkelerinin ve Polonya'nın da bir Rusya tehdidini yaşaması da önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Ama dediğim gibi Avrasyacılık politikasını şu anda temelde 3 örgüt, 3 sütun üzerine oturtup ve bunda gittikçe kararlı olarak bu etkinliğini sürdürüyor Rusya. Zaten hocam Avrupa merkezciliğinin de artık sonuna geldik bu bağlamda, evet. Değil mi? Bunu söyleyebiliriz. Evet, evet. Peki hocam biraz da sizin bahsettiğiniz üzere şimdi enerji güvenliği, enerjinin taşınması, bu meseleler de Avrasyacılığın çok içinde önem arz eden konulardan biri. Peki hocam bu yeni İpek Yolu projesi. Evet. Biliyorsunuz aşağı yukarı 70 ülkeyi birbirine bağlayan çok büyük bir proje. Türkiye'nin konumu da burada çok önemli. Peki hocam yeni İpek Yolu projesini hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem iktisadi, dünyanın iktisadi durumuna katkı hem de politik, siyasi ve güvenlik anlamında nasıl bir katkı sağlayabilir? Şimdi tabii yeni İpek Yolu projesi özellikle dünyadaki refah seviyesini arttırmak için çok önemli bir proje olduğunu, çok iyi bir proje olduğunu size söyleyebilirim. Yani öncelikle bu. Refah taşıyacağız diyorlar zaten. Tabii, aynen öyle. Ta Çin'den en ucundan başlayıp da Londra'ya Atlantik ötesine kadar giden bir hat. Özellikle burada şu var. Türkiye'nin jeopolitiği açısından bu proje çok önemli. Biz burada nerede yer alıyoruz? Biz burada şurada yer alıyoruz. Özellikle efendim köprülerimiz, özellikle 3. köprü Yavuz Sultan Selim köprüsüyle
bu proje ve otoyollarımızla bu projenin içinde olacağız. Çünkü biliyorsunuz aynı zamanda Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde demiryolu geçecek olan bir köprümüzdür. Dolayısıyla bence bu esasında hem uluslararası refah ve kalkınmaya hizmet edecek gibi Türkiye'nin jeopolitiğini de daha güçlendirecektir. Nasıl olsa biz aynı zamanda enerji köprüsü olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla enerji köprüsü olmakla kalmayıp aynı zamanda bu şeyle, yolla ondan sonra bölgede ve dünyada çok çok daha jeopolitik üstünlüğe sahip olacak bir konumdayız. Zaten bunun da şu anda yatırımları yapıldı. Ve bence demiryolu da son aşamaya geldi. Bunlar da gerçekleştiği zaman Türkiye'nin çok daha önemli bir konuma geleceğini düşünüyorum. Evet hocam, bu konu çok önemli. Çünkü gerçekten Türkiye'nin özellikle dünyanın geleceği açısından da önem arz edilen bir proje. Hatta şunu söyleyeyim. Evet. Şu anda mesela 3. havalanın inşaatı da ki 2018'de biliyorsunuz yürürlüğe devreye girecek. Aynı zamanda bugün Almanya'daki Frankfurt'un, efendim Heathrow'un, ondan sonra Berlin çok, gibi çok önemli, ondan sonra Hollanda'daki Schiphol havalimanının üstlendiği bütün görevleri transfer merkezi olarak bizler yapacağız. Üçüncü havalimanımız yani dünya aslında bir merkez haline gelecek değil mi hocam? 150 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı olacak ki gerçekten bütün Atlantik ötesine transfer noktası Avrupa merkezleri değil, İstanbul merkezi olacak ve bence bu projede aynı zamanda İpek Yolu projesine önemli bir katkı sağlayacak. Destek sağlayacak. Daha doğrusu entegre bir şey olacak. Birbirine entegre projeler haline gelecek değil mi hocam? Peki hocam, aslında tabii bunlar hep birbirine bağlantılı, bu Kıbrıs meselesi. Yani Doğu Akdeniz'in güvenliği açısından hem enerjinin geçiş yolları hem enerjinin taşınması anlamında ve güvenliği açısından Kıbrıs önemi çok büyük bir önem taşıyor hocam. Ve geldiğimiz noktada da Kıbrıs'ta çözüm, bu biliyorsunuz 2018'de Güney Rum tarafında da bir seçim olacak. Biraz çözüme uzak gibi duruyoruz. Evet. Hocam, Türkiye sizce Kıbrıs meselesinde nasıl bir politika izlemeli? Özellikle şu anki durumu ele alırsak enerjinin taşınması ve geçiş yolu açısından. Şimdi efendim, Kıbrıs'ta milli çıkarlarımız var. Kesinlikle. Milli bir davamızdır Kıbrıs. Milli davamızdır. Evet. Şimdi Rum tarafı Kıbrıs'ta tamamen toprak tavizini öncelikle şart koşup sonra diğer görüşmeleri ele almak istiyor. Bence bunun son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla sadece toprağı ver, ondan sonra görüşmeye masasına otur ve ondan sonra o da sonuçlanmasın ve adanın tamamının kontrolünü Rum'a teslim et. Böyle bir şey yapayım. Böyle bir anlayışı kesinlikle bizim kabul etmemiz mümkün değil. Biz eşit toplumlu, eşit haklara sahip, iki milletten oluşan federal bir Kıbrıs devletine yanayız. Yani kuzeyde Kuzey Kıbrıs Türk Federal Devleti, güneyde Kıbrıs Rum Federal Devleti ve iki federal devletten oluşan Kıbrıs Federal Devleti. Yani 2004'te anlam planı eğer 3. anlam planı, referanduma konulan anlam planı bence çok Sayın Rahmetli Denktaş'ın da burada özellikle bazı endişeleri vardı. Haklı, ben kendisi de onu görüşmüştüm. Ama 3. anlam planı en azından şu andaki mevcut yapıyı koruyan iki milletten, iki federal devletten oluşan federal bir yapıyı öngören bir sistemdi. Dolayısıyla biz hiçbir zaman 1960 öncesine düşemeyiz. Evet. Yani Türk toplumunun Rum toplumunun azınlığı haline getirecek bir yapıyı asla kabul edemeyiz. Kesinlikle. Yani başlangıçta toprak meselesini görüşüp ondan sonra görüşmeyi tamamen sonuçsuz bırakacak bir yapıya biz asla ve asla müsaade edemeyiz. Burada şunu özellikle tavsiye ederim. Ada ile ilgili çözümlenecek konu için Rum tarafının ve Yunanistan'ın tamamen Avrupa Birliği'ni veya NATO gibi örgütleri arkasına alarak ve ondan sonra bu konuda çözüm arayışına girmekten daha ziyade efendim Türkiye ve Yunanistan ki garantör devletlerdir. Kesinlikle. Onların da katıldığı kalıcı bir sonucun alınmasından hocam çok hala Enosis faaliyetleri geçmeye çok yararlı olacağı düşüncesindeyim. Evet. Ve bence Rum tarafının yanlış olduğu düşüncesindeyim. Çünkü bu ondan sonra hatta şu var. Avrupa Birliği de biliyorsunuz
1993'te başlayan, 2004'te Kıbrıs Rum yönetimini, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tamamını temsil ettiği düşüncesiyle Avrupa Birliği'ni almıştır. Ki şu anda aradan yaklaşık 13-14 yıl geçmesine rağmen Avrupa Birliği Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ne aldığını için çok pişman olmuştur. Evet. Çünkü çok ciddi ondan sonra sorunları da devralmıştır. Rumlar da çok memnun. Bence Avrupa Birliği genişleme sürecinde en büyük hatasını Kıbrıs'ı bu şekilde Avrupa Birliği'ne kabul etmek olmuştur. Yani yoksa şu var, Kıbrıs Türk halkını orada yok saymak ve adanın tamamının temsilini Kıbrıs Rum yönetimine vermek suretiyle Avrupa Birliği'ne almak asla ve asla kabul edilebilecek bir olgu değildir. Ondan sonra bakın, aynı şeyi şu anda mesela NATO yapmıyor mesela. Örneğin bugün Ukrayna ve Gürcistan da NATO'ya üye olmak istiyor. Ama NATO diyor ki ben iç sorunları olan, problemleri olan ülkeleri böyle bir ittifaka dahil etmem. Tabii. Ama şu var, siz orada sorun çözülmemişken, bu sorun varken ondan sonra adayı ondan sonra Türk halkını yok sayarak ondan sonra bunu Avrupa Birliği'ne üye yapıyorsunuz. Belki de hocam referandum, Güney Rum tarafı Avrupa Birliği'ne girmeden önce referandum yapılsaydı belki Rum tarafı evet derdi. Evet. O da çok enteresan bir zamanlama. Yani zaten reform Mayıs 2004'te üye oldular. Referandum Nisan 2004'te yapıldı. Değil mi hocam? Çok eğer yani, evet. Referandumda iki taraf evet oy verseydi tamamen Türk tarafıyla beraber Avrupa Birliği'ne girecek. Beraber Avrupa Birliği'ne girecek. Yani iki federal devletten oluşan Birleşik Kıbrıs Federal Devleti olarak Avrupa Birliği'ne girecekti. O zaman Kıbrıs Cumhuriyeti adında değil. Yani şimdi mesela şu anda biliyorsunuz Kıbrıs Rum Devleti diye bir devlet yok. Tabii. Şu anda Birleşmiş Milletler'de 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti adına bir devlet var. Doğru. Bu Kıbrıs Cumhuriyeti adındaki devleti Kıbrıs Rum tarafını temsil ettiğini kabul ediyor ve o şekilde onu Avrupa Birliği alıyor. Çok bir hukuksuzluk var hocam. Tabii, yani tabii burada şu var. Bence Avrupa Birliği, bunu Avrupa Birliği hukukçuları da söylüyor. Çok ciddi hata yaptıklarını Nasıl söylüyor. Bir hataya düştüklerini? Çünkü bu hataya düşmemeleri gerekirdi. Ama esas bence Rum tarafı 2004 Nisan'ında hata yaptı. Bence eğer bugün onlar da bu referandumda evet oyu verselerdi belki bugün Birleşik iki federal devletten oluşan Kıbrıs Federal Cumhuriyeti, Birleşik Kıbrıs Federal Cumhuriyeti belki de çok çok daha ileri bir düzeyde gelecekti ve saygın bir dünya siyasetinde yerini alacaktı. Hatta hocam tabii rahmetli Fatih Rüştü Zorlu'nun çok büyük bunda emeği olmuştu biliyorsunuz Zürih ve Londra evet. anlaşmalarında. Hani öyle bir top şu anki geçerli olsaydı, dediğiniz gibi eğer bu senaryo geçerli olsaydı evet. hem adanın etrafındaki enerji kaynaklarından tabii. faydalanma evet. hem enerji geçiş yolda Türkiye'nin güvenliğine büyük bir katkı sağlamada. Bakın size unuttum bunu. Şimdi şu var. Hemen özellikle Kıbrıs Rum yönetimi biliyorsunuz adanın güneyinde 13 parselden oluşan bir enerji alanı belirlemiş. Evet. Sözüm ona kendi münhasır ekonomik sahasında. Öyle diyor. Kıbrıs'ta Türkiye'nin henüz daha belirlenmiş bir münhasır ekonomik bölgesi yoktur. Yok. Rum tarafı Mısır'la efendim ondan sonra İsrail'le ve ondan sonra Lübnan'la anlaşma yapmıştır. Ancak şu var. Fakat bu 13 parselden yaklaşık olarak 7 parsel Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin alanına müdahale vardır. Ondan sonra hocam son cümlenizi alayım. Diğer 5 parselde de Türkiye Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesine müdahale vardır. Şu anda Türkiye bu bölgede arama yapan yabancı şirketlerin faaliyetine izin vermiyor. Evet. Çünkü yani tamamen siz adayı tamamen bir Rum ülkesi olarak kabul edip görüyorsun. Ve Kıbrıs halkının menfaatini yok sayarak evet. dolayısıyla burada da Türkiye kararını gösteriyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz. Evet sevgili izleyenler, Aralık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Hasret Çomak hocamız bizlerle beraberdi. Bir küresel diplomasi programı daha sonuna geldik ve bu son programımızdı. Ben bizi izlediğiniz için, destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Yapımda ve yayında emeğe geçen tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola, iyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın.